Öncelikle bugün bu hafta sonu birçok okulun sınavı vardı. Bu kadar okul içerisinde bizi tercih ettiğiniz için, değer verdiğiniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Vizyon Koleji'nin kurucusuyum. Kendi kısa hayat hikayem ve okulun kuruluş hikayesiyle ilgili kısaca bilgi vereceğim. Ardından okul seçimi gerçekten zor bir süreç. Çok fazla okul var ve baktığınız zaman da hepsi aynı şeyi vaat ediyor gözüküyor. Hepsi çok iyi sınava hazırlıyor, hepsi iyi İngilizce öğretiyor, sanat diyor, spor diyor. Bu kadar hizmeti vermeye çalışan okullar içerisinde seçim yaparken nelere dikkat etmek lazım? Bununla ilgili de çok böyle hap niteliğinde bazı bilgiler paylaşmaya gayret edeceğim. Benim eğitim yolculuğum, eğitim serüvenim işte herkes gibi başladı anaokulundan itibaren. Liseye geldiğimde hayalim benim bankacı olmaktı. Üniversite sınavında da bunun için işletme iktisat bölümleriyle dolu bir tercih listesi yapmıştım. Niye bankacı olmak istiyordum? Türkiye'de çevre çok önemli iş bulmak adına benim dedem, babam, amcam, halam hepsi bankacıydı. Annem öğretmendi. Ben de kolay iş bulabilmek adına dedim ki bir de babama çok özeniyordum ben. Böyle her gün takım elbise giyiyordu, işe gidiyordu, uçağa biniyordu filan. O zamanlar böyle şeyler çok mühimdi benim gözümde. Ben de babam gibi olayım diye bankacılığı hedefledim ve başladım okumaya Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde. Babam o dönemde Kayseri Banka Müdürlüğü yapıyordu. Ben de hafta sonları, yazları Kayseri'ye gidiyorum ve bir gün bir oturmaya gittik aile dostluğunda. Öğretim üyesiydi kendisi Erciyes Üniversitesi'nde arkadaşının. Bana dedi ki, sen dedi ne yapacaksın bitirince? Dedim bankacı olacağım. Bak dedi, sana bir tavsiyede bulunacağım. Hangi işi yapacak olursan ol, o mesleği daha nitelikli yapmak istiyorsan çok fazla okuma yapmalısın, kitap okumalısın. Bunun için dedi, sana bir tavsiyede bulunacağım. Ankara'ya gider gitmez bir anlayarak hızlı okuma kursuna katıl dedi. Ben dedim ki, hızlı okursak anlayamayız ki ama. Olsun dedi, sen git dedi, bu işin dedi eğitimini al, göreceksin dedi, çok daha fazla okuyacağını, çok daha iyi anlayacağını. Ben de çok inanmasam da belki doğrudur, gerçekten belki dokunabiliyordur diye gittim bir kursa yazıldım. Kursa katıldığım gün ilk önce benim bir dakikada kaç kelime okuduğumu ölçtüler. Dakikada yaklaşık 146 kelime okuyordum. Sonrasında bana okuduğum metinle ilgili sorular sordular, 10 sorunun 6'sını doğru cevaplayabilmiştim. Kurs bittiğinde ise benim okuma hızım yaklaşık 450 kelimeye çıkmıştı. Okuduklarımdan da yaklaşık 10 sorunda 8'ine doğru cevaplayabiliyordum. Yani hem hızım yaklaşık 3 kat artmıştı hem de anlama oranım yükselmişti. Bu eğitim, bu kurs benim Türk eğitim sistemini ciddi bir şekilde sorgulamama sebep oldu. Birinci sorgulamayı bu kursta yaptım. İkinci sorgulamayı ise başka bir eğitimde yaptım. Türkçe dersi alıyorduk üniversitede. Üniversitede hocamız bize ödev veriyordu. Diyordu ki arkadaşlar kitap okuyacaksınız, özet çıkartacaksınız. Bunu da gelip amfide sunacaksınız, anlatacaksınız diyordu. Ben ise üniversiteye gelene kadar hiç sunum yapmadığım için topluluk karşısında konuşmak bana çok zor geldi, çok heyecanlandım. Ellerim, ayaklarım titredi, yüzüm kızardı, böyle kalbim küt küt attı. Ve 100 üzerinden 40 aldım sunum dersinde. Bu arada şu sahneye çıksam, böyle bir karabalık grup karşısında konuşma yapacak olsam ben de heyecanlanırım diye var mı içinizde? Parmak kaldırmayanlar da korkudan kaldırmıyorlar. Şimdi yapılan araştırmalara göre topluluğun, insanların korkularını sıraladıklarında birinci sırada çıkan şey topluluk karşısında konuşma yapmak çıkmış. İkinci sırada ne çıkmış biliyor musunuz? Ölüm. Yani ölsek daha iyi diyor herhalde insanlar. Şuraya çıkacağımıza. Şimdi ben de böyle heyecanlanıyordum. İçine kapanıp 3-4 kişiyle konuşan, çok fazla insanla iletişim olmayan bir gençtim üniversite yıllarındayken. Ama dedim ki, eğer ben insanlar karşısında sunum yapamazsam, toplum karşısında konuşamazsam eğer, iş hayatında yükselemem. Müdür olamam, genel müdür olamam, bu beceriyi kazanmam lazım. Ama dedim ki, bu beceri acaba doğuştan mıdır, yoksa sonradan kazanılır mı? Araştırdım, sonradan da kazanılabileceğini gördüm ve bir kursuna yazıldım. Bittiğinde kurs gerçekten topluluk karşısında konuşma heyecanımı kontrol altına alabilmiştim. Ki bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsanız benim bir TED konuşmam vardır, Hayal Kur Harekete Geç diye. İzlemenizi tavsiye ederim, adım adım anlattım orada nasıl yapayım. Sonra 100 üzerinden 100 almıştım sunum yaparak ikinci dönemdeki Türkçe dersinde. Bu da benim eğitim sistemini ikinci kez sorgulamama sebep oldu. Ardından istatistik dersi alıyorum, ekonometri dersleri alıyorum.
Böyle bazı sayısal derslerde çok zorlanıyorum. İki kez kaldım bu derslerden. Dedim ki acaba öğrenmenin daha farklı metotları var mıdır? Kolay öğrenme, daha hızlı öğrenme, beyni etkin kullanma. Bunlarla ilgili araştırmalar yapınca da karşıma hafıza teknikleri gibi, Neuro-Linguistic Programming, NLP, beyin dili programlaması gibi bazı teknikler çıktı. Ve bunların da eğitimine katılmaya karar verdim. Bu eğitimlerden sonra ben çok daha kısa süre çalışarak daha yüksek notlar almaya başladım. Vizeler, finaller, arkadaşlarım haftalarca çalışıyorlar. Ben birkaç gün çalışıyorum, daha yüksek not alıyorum tekniklerini bildiğim için. Bu sorgulamaların sayısı artınca bende, yani diyorum ki ya ben 12 yıl okumuşum, o ilk orta lise gelmişim üniversite, ya bana doğru düzgün okumayı öğretmemişler, benim insanlar karşısında nasıl konuşacağımı öğretmemişler, hafızamı nasıl daha etkin kullanırım bunu öğretmemişler. Ya kısacası öğrenmeyi öğrenmeden yıllarca öğrenme gerçekleştiriyoruz. Böyle bir şey olamaz. Ben dedim ne yapabilirim? Karanlığa küfredeceğine bir mumyak diye çok güzel bir söz var ya, eleştiririz sabaha kadar da bir işe yaramaz. Ben dedim ne yapabilirim? Arkadaşlarımın bunu öğrenmesi için Hacettepe Üniversitesi'nde kişisel gelişim kulübü kurmaya karar verdim. Bir kulüp kurdum. Üniversitede öğretim üyeleri, işte hocalar davet ettim. Seminerler, kurslar organize etmeye başladım. Ve bu organizasyonlar esnasında şunu keşfettim. Benim tutkum öğrenmek, öğretmek ve bunun organizasyonunu yapmakmış. Çok zevk aldığımı gördüm bu eğitimleri organize ederken, bu eğitimleri alırken, verirken, anlatırken. Ve ben 3. sınıf öğrencisi olarak bir karar aldım o gün. Dedim ki ben bankacı olmayacağım, eğitim alanında ilerleyeceğim, bir eğitim şirketi kuracağım. Ve 3. sınıf öğrencisiyken şirketimi kurdum. Personal Development Academy, PDA danışmanlık diye, internete yazarsanız PDA danışmanlık diye çıkar. Halen aktif bir şirkettir bu. 16. yılına girdi kurmuş olduğum şirket. Tüm Türkiye'ye bunları dedim yayacağım. Kendime de bir uzmanlık alanı seçtim. Anlayarak hızlı okuma ve hafıza tekniklerini. Dedim her işin başı okuyacağız. Daha çok okuyacağız. Bunları aklımızda tutacağız. Bununla ilgili dedim eğitimler vereceğim. En iyi öğrenme metodu öğretmektir çünkü. Kendiniz de daha iyi öğreniyorsunuz bir şeyi öğretmeye karar verdiğinizde. Bununla ilgili de başladım okul okul, dershane dershane, üniversite üniversite gezmeye. Şu ana kadar 16 yıldır ben bu sektördeyim. Türkiye'nin 81 ilinin tamamında eğitim verdim, tüm Türkiye'de. 104 tane üniversitesinde de konferans verdim. Ve okul açmaya doğru giden bir yolculuğum oldu. Bu esnada bu işi daha liyakatli yapabilmek adına Ankara Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı, ki yaptığımız şey aslında okulda budur. İnsan kaynağı yönetimi şirkette olmuyor aslında, daha çok burada oluyor. Ve kariyer danışmanlığı, kariyerlerine yön veriyoruz insanların. O alanda yüksek lisans yaptım. Sonrasında okul açmaya artık iyice karar verince, bu okul sadece eğitimle, eğitim bilgisiyle yönetilecek bir işletme değil. Okullar profesyonel yönetilmesi gereken işletmelerdir. O yüzden de işletme doktorası yapmaya başladım. Ve şu anda doktoramı özel okul sektörü üzerine yazdığım bir tezle bitirmek üzere. Tezimin konusu ise Mavi Okyanus Stratejisi. Özel öğretim kurumlarında Mavi Okyanus Stratejisi'nin uygulanması. Bu ne demek? Bakın şu anda bu sektör, özel okul sektörü bir Kızıl Okyanus'a dönüştü. Kızıl Okyanus şudur. Çok fazla okul açıldıysa, bir sektörde çok fazla aynı alanda işletme oluşmaya başladıysa ve bu işletmelerin ürünleri aynılaşmaya başladıysa, farklılaşamıyorsa bunlar birbirlerinden, farklılığı müşteri çekmek anlamında sadece fiyatla yapmak başladılarsa, biz daha çok burs veriyoruz, biz daha çok indirim veriyoruz, orada 20 lira, bizde 19 lira, bizde 18 lira, bizde 15 lira, tık 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 geziyorsunuz, hep fiyatlarla ilgili sizi çekmeye çalışıyorlarsa, bu okyanustaki piranaların birbirini yemesi gibidir. Birbirlerini yerler, birbirlerini öldürürler ve okyanusu kızıla boyarlar. Böyle bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız, bunlarla rekabet etmek istiyorsanız, Mavi Okyanus stratejisi der ki, bunlarla rekabet etme. Orası öldürücü rekabet alanı, git, Mavi Okyanus'u açıl, katma değer yaratacak şekilde ürününü farklılaştır ve kendi başına rekabet et. Rakipsiz bir pazar alanı yarat. Ve biz bu okulda bunu yapmaya çalışıyoruz.
Mavi Okyanus'ta seyretmeye çalışıyoruz. Çünkü o sektördeki, o Kızıl Okyanus'taki birçok kurum şu anda gördüğünüz, seyrettiğiniz gibi haberlerde vesairelerde çökmeye başladı. Şimdi bunu yaparken nasıl yapıyoruz peki? Dedim ki ben, bir de genç olmamın bir avantajı var. Ben 37 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanırken interaktif eğitim CD'leri kullanmıştım. Akademedia isminde. Sonrasında bu vitaminle dönüştü. Sınav başladı. Anons gelsin. Allah yardımcılar olsun. Allah zihin açıkları versin evlatlarınıza. Şimdi bu süreçte bu interaktif eğitim yazılımlarıyla bir deneyim yaşadığım için, kendi hayatımda da faydasını gördüğüm için, teknolojiye olan merakım çok yüksek benim. Sebit var, bu eğitim yazılımlarını üreten bir şirket. Vitamini üretmiş, Round'u üretmiş. Türkiye'de bakın 30 yıl önce Turgut Özal, TÜBİTAK'a bir talimat veriyor, diyor ki Türkiye eğitim yazılımı üretmeli diyor. Bakın 30 yıl önce Özal'daki vizyona bakın. Ve Türkiye eğitim yazılımı üretmeye başlıyor TÜBİTAK içerisinde. O grup, o mühendis grup çok iyi iş çıkarınca Özal bunları özelleştiriyor. Sebit, Sevgi Bilişim Teknolojileri demek. Sevgi Holding Ankara'da o dönemde yatırım yapıyor. Ama Cebit diye yazılıp Sebit diye okulan bilişim fuarıyla çok karıştırılıyor. Bu o değil, o fuar adı Sebit. Bir de bizim bu Sebit var. 30 yıldır faaliyet gösteren, eğitim yazılımı üretip dünyaya ihraç eden. Bugün Amerika'da 300 bin öğrenci vitaminin İngilizcesi olan Adaptive Curriculum'u kullanıyor. Çin'de Tianyi ürünleri var vesaire. Şimdi ben bu kurumla çok ciddi bir işbirliği yaptım eğitim şirketi zamanında. Onların sponsorluğunda birçok seminer verdim. Çünkü vitamin ürününe inanan, kendi hayatımda uygulayanlardan bir tanesiydi. Ve gittim dedim ki bakın, okullar şu anda eski usul metotlarla iş yapıyorlar. 18. yüzyılda sanayi devriminden sonra işçi memur yetiştirmek üzere kurgulanan bir okul anlayışı ve köhne bir artık sonuna doğru çok hızla yaklaşan bir öğretim sistemi. Hoca anlatsın, çocuk dinlesin. Tek bilgi kaynağı, öğretmen, kitap, bu dünya bitti. Bu dünyanın sonuna hızla geliniyor artık. O yüzden dedim ki ben yeni nesil okulculuk yapacağım. Ve bunu yaparken de sizin Ar-Ge gücünüzden yararlanmak istiyorum. Siz ODTÜ Teknokent'te yaklaşık şu an 400 civarında kişi çalışır Sebit'te. Özellikle Ziya hocamın bakan olmasıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın beyni haline gelmiş bir kurumdur Sebit. Şu anki bütün izlediğiniz 2023 vizyonu, PISA sonuçlarının yorumlanması, o öğretmen destek noktaları vesaire, Milli Eğitim size ne söylüyorsa, yeni sınav sistemindeki soru anlayışı vesaire, hepsinin arka planında Sebit vardır. Milli Eğitim'in mutfağında Sebit, Sebit'in mutfağında vizyon koyucu. Türkiye'deki tek proje okuluyuz Sebit'in. Ahmet Eti, genel müdürü, ne dedim ki, biz de proje okulu yapın, öğretmeni beraber seçelim, yazılım donanım altyapısını birlikte hazırlayalım, Türkiye'nin eğitim sistemine yön verecek iş yapalım, dünyaya bir başarı hikayesi çıkartalım. Kabul etti, Sebit proje okulu olduk. Ardından o beni Microsoft'a götürdü, dedi ki, bizi bilmez insanlar, Microsoft'u bilir, dünyanın en büyük markası. Microsoft'la dedi, eğitime en çok yatırım yapan yazılım şirketi, gel dedi vizyonunu onlara anlat, onlara da ikna et, onların da proje okulu ol. Çünkü onlar dedi, dünyada eğitime en çok yatırım yapan yazılım şirketi. Okulları dönüştürmeye çalışıyorlar. Teknolojiyi, pedagojiye uygun olarak kullanmanın yollarını anlatıyorlar dünyada. Ve bir ünvan veriyorlar okullara, bu işi başarıyla yaparlarsa, Showcase School diyorlar, örnek okul diyorlar, Microsoft Showcase School diye bir ünvan veriyorlar. Yaptığı araştırmalardan sonra. Başladığımızda Vizyon Koleji bu yıl 6. sezonunu yaşıyor. 6 yıl önce dünya üzerinde sadece 36 tane okul vardı bu ünvanı alan. Showcase School ünvanını alan. Şu an bu sayı 1000 geçti ama bizim özelliğimiz dünyada 1000 okul içerisinde. Amerika, İngiltere, Finlandiya vesaire dahil olmak üzere. Şu an Microsoft tarafından dünyada the best of the best olarak gösterilen bir okuldur Vizyon Koleji. Neden? Böyle bu başarı hikayesini yazmak için kurulduğu için. Diğer okullar dönüşmeye çalışıyorlar ama biz böyle doğduk. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek vereyim ben size. Şimdi insanların kafasında genelde şöyle şeyler var okul seçiminde. Köklü okul, işte 50 yıllık, 100 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık okul daha iyidir diye bir anlayış var. Saygı duyuyorum, eskiden öyleydi. Bu eğitim teknolojileri yazılımları çıkmadan önce öyleydi.
Bu aynen şuna benziyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Devlet işte otomotiv üretmeye çalışıyor. Nasıl bir araç üretmeye çalışıyor? Elektrikli araç üretmeye çalışıyor. Niye benzinli araç üretmiyor? Halbuki piyasadaki araçların %99'u benzinli. Gelecek yok diyor orada. Bu diyor sonu olan bir teknoloji. Oraya yatırım yaparsak boşa gidecek diyor. Elektrikli araç üretelim diyor. Dünyada bunu da tetikleyen bir kurum oldu. Bir şirket oldu. Hangi şirket? Tesla. Elon Musk çıktı dedi ki, dünyada dedi benzinli araçlar dünyaya zarar veriyor. Ben dedi elektrikli araç üreteceğim ve bu araçla ilgili bütün kaynakları, kodları açık kaynak kodla yapacağım. Bütün patentleri açacağım, hiçbir şey gizlemeyeceğim, herkes üretsin. Çünkü gelecek burada dedi. Otomotiv sektöründeki Tesla neyse, eğitim sektöründe vizyon koleji odur. O kadar açık ne söyleyebilirim. Yapmaya çalıştığımız şey bizim eğitim sektöründe bir yaratıcı yıkımdır. Bu sistem, bu eğitim öğretim sisteminin geleceği yoktur. Klasik eğitim öğretim sisteminin geleceği olması gerekeni biz çocuğun öğrenme sorumluluğunu üzerine aldığı, onlara dünyanın en iyi içeriklerinin dijital ortamlarda ayaklarına serildiği bir gelecek düşünüyoruz. Bununla alakalı da arkamızda iki tane büyük kurum var. Birisi SEBİT, Milli Eğitim Bakanlığı'nda mutfağını yapan, şu anda arkadaki bütün planlamaları yapan SEBİT. İkincisi ise dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft. Şimdi bu Ar-Ge gücüyle hareket ederek yola çıktık. Bu okulda bir de bunları yaparken bir yoğurt yiyiş var. Yoğurt yiyişiniz ise pozitif disiplin. Siz çocuk eğitirken bir disiplin anlayışıyla hareket edersiniz. Birçok okul ödül ve ceza sistemleriyle, aileler de aynı şekilde çocuk yetiştiriyor. Çünkü bununla ilgili bir eğitim almadık biz. Yani pozitif disiplin nedir? Çocuk nasıl yetiştirilir? Öz disiplini nasıl geliştirilir? Ödül ceza olmadan nasıl biz bu çocuğa bir iş yaptırırız vesaire bilmediğimiz için aileden gördüğümüz, işte etraftan, kulaktan duyduğumuz usullerden çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Pozitif disiplin der ki, bir, çocuğa sınırsız ve koşulsuz sevgi vereceksin. İki, çocuğa kurallar koyacaksın, bir çerçeve çizeceksin. O çerçevenin içinde özgür bırakacaksın. Çerçevenin dışına çıktığı anda da yaptırımlarla karşılaşmasını sağlayacaksın. Ama ve lakin o yaptırımların baştan belli olması lazım. Ceza vermeyeceksin, yaptırım uygulayacaksın. Ceza ile yaptırım arasında çok ince bir nüans vardır. Çoğu kişi karıştırır. Ya yaptırımda cezadan ne farkı var? Ceza kişiye kendisini değersiz hissettirir, yaptırım hissettirmez. Örnek veriyorum daha iyi anlamanız için. Kendi kişisel hayatlarımızdan seyahat edeceksiniz, uçak bileti almışsınız. Uçaklarla ilgili Uluslararası Havacılık Kurumu bir kural koyuyor. Diyor ki 15 dakika önce kapı kapanır diyor. Siz 14. dakika gittiğinizde sizi uçağın içerisine almazlar. Ama bu durumda siz kendinizi değersiz hissetmezsiniz. Dersiniz ki kurala uymadık. Yaptırımı ne olur? Orada bir para ödenir. Boşa giden bilet paraları, vergi paraları. Ondan sonra zaman kaybı, emek kaybı, canınız yanar kısacası. Ve bir daha yapmamaya çalışırsınız bunu. Ama şöyle bir dünya düşünün. Bu kural yok. Baştan belli edilmemiş, size söylememiş. Siz gidiyorsunuz, uçak saati 3'e 1 kala diyorsunuz. 3'te kalkacaktı, ben de 1 dakika önce yetiştim. Ama sizi almıyorlar. Ve sizi almıyorlar. Kendinizi değersiz hissedersiniz. Ceza veriyorlar. Diyor ki sen geciktin. Ama dememiştiniz böyle bir şey. 3'ten önce geldim, olsun seni almıyoruz. Değersiz hissedersiniz. Hele ki şunu yaparlarsa, birini alıp sizi almazlarsa, yanınızdan birisi geçiyor, sizi almıyorlar. Ne yaparsınız? Dersiniz ki beni niye almıyorsunuz, onu alıyorsunuz. Senin çünkü kıyafetini beğenmedik. Tipini beğenmedik. Uyruğunu beğenmedik. Falan filan. Değersiz hissetmez misiniz? Değersiz hissedersiniz. Tutarsızlık varsa, bunlar, bu anlattığım bu saçmalıklar olarak gözüken şeyler iyi niyetlice evlerde çok yapılıyor. Evde çocuklarımıza çok fazla yapıyoruz ama niyetimiz iyi, bilmediğimiz için yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Çocuğa bir şey söylüyoruz, o gün canımız, çocuk bir hata yapıyor diyelim ki, bir şey kırıyor. O gün de siz çok sinirlisiniz, sinirlen bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, belki bir tokat atıyorsunuz vesaire. Başka bir gün bir daha kırıyor, o gün modumuz çok iyi, canın sağ olsun yavrum diyorsunuz mesela. Tutarsızlık.
Çocuk diyor ki ya bir öyle bir böyle diyor bu annece. Anne baba farklı davranıyor. Mesela baba bağırıyor, anne diyor ki aman evladım merak etme bir şey olmaz. Baban öyle biraz. Gitti tutarsız. Güvensiz bir aile ortamı. Güvensiz bir aile ortamında yetişen bir çocuk yarın öbür gün iş hayatına atıldığında bambaşka problemlerle mücadele ediyor. Bakın çocuk yetiştirmek sabır isteyen, bilgi isteyen, beceri isteyen bir iş. En değerli varlığınız çocuklarınız. Ama bugün ben kendi arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki arkadaşım diyor sen evlisin çocuğun var. Bugüne kadar diyorum hiç Google aşımı yazdın mı? Nasıl daha iyi baba olabilir? Nasıl kravat bağlanır yazıyoruz, nasıl yemek yapılır yazıyoruz ama nasıl daha iyi baba olabilirim? Nasıl daha iyi anne olabilirim? Pozitif disiplin nedir? Ödül ceza olmadan çocuğu nasıl yetiştiririm? Çünkü neye sebep oluyor biliyor musunuz sizin ödül ve ceza sistemleriniz? Ağlayan çocuğa anında bir rüşvet vererek bir şey yaptırdığınızda, ağlamasın diye şeker verdiğinizde, çikolata verdiğinizde vesaire, onun iç motivasyon kaynaklarını, öz disiplin kaynaklarını öldürmeye başladığınızda, yarın öbür gün o küçük çocuk sınava hazırlanırken işin ucunda bisiklet, bilgisayar varsa çalışmaya başlıyor. Üniversiteyi araba alacaksanız, üniversite sınavına motive olmaya başlıyor. İleride ev istiyor. Tam devamlı dış motivatör. İş hayatına atıldığında da prim varsa çalışıyor, yoksa çalışmıyor. Kendi hayrına ve insanlığın hayrına olan bir şeyi kendi öz iradesiyle yapmıyor. Niye bu yapılıyor? Çünkü çok kolay. Anında sonuç veriyor. Kolaya kaçılıyor. O yüzden bu yoğurt yiyişle hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi, özet olarak işin teknoloji kısmıyla ilgili bir örnek daha vereyim. Okul seçimine hızlıca geçeceğim. Bu okulda diğer okullar arasındaki fark şunun gibi bir şeydir. Allah göstermesin hastalandınız. Hastane seçeceksiniz. Mahallede de iki tane hastane var. Birinde MR, tomografi, röntgen, ultrason, lazerle tedavi, robotik cerrahi gibi teknolojiler var. Birinde ise bunlar yok. İkisinde de iyi doktor var. Kimsenin öğretmeni kötüdür demiyorum. İkisinde de iyi doktor olduğunu varsayalım. Hangi hastaneyi tercih edersiniz? Daha konforlu bir şekilde tedavi süreçlerinin yürütüldüğü, teşhisin daha nokta atış yapıldığı, kişiye özel reçetelerin yazıldığı mı? Yoksa burası mı? Tercihiniz aslında bu. Şimdi, ama sonuçta bu bir bütçe işi vesairesi. Şimdi gelelim okul seçim kısmına. Bizim yoğurt iş çok uzun sürer, anlatacaklarım çok uzun sürer. Ama bugün bir şey yansın kafanızda yani. Okullarla alakalı, gelecekle alakalı vesaire. Çünkü bakın, 3 çocuktan 2 tanesi bugün var olmayan bir meslekte çalışacaklar. Oxford Üniversitesi bunu söylüyor. Ve bu çocuklara diyor ki bilgi odaklı bir dünyada eğitim vermeyin. Bilgi odaklı olmasın eğitimimiz, beceri odaklı olsun diyor. 4 beceri katın diyor. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim. Baş harflerinden yeti. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim. Hangi mesleği yaparsa yapsın bu beceriler önemli olacak. Ve hiçbir zaman robotlar, yapay zeka sistemleri bu becerileri insan gibi yapamayacak. Biz okulda bu becerileri katmaya çalışan bir anlayışla ilerliyoruz. Şimdi okul seçiminde ne yapacaksınız? Okul, bir sürü okul var şimdi, nasıl seçeceğiz? Bir, balık baştan kokar. Okulun kurucusu kimdir? Nedir, necidir? Hangi amaçla bu okulu açmıştır? Adam eğitimci midir? Bununla ilgili eğitimle ne yapmıştır? Hangi başarılara imza atmıştır? Bunları lütfen iyi sorgulayın. Çünkü sektörde farklı farklı sektörlerden para kazanıp sadece para kazanmak için giren çok fazla okul kurucusu var. Artı franchise alıp isim öyle gözüküyor. Eğitimci, franchise sahibi eğitimci ama kendisi değil. Öyle de çok adam var. Ekiplerine öğretimsel liderlik yapamayacak, liyakati olmayan insanların okullarına çocuk yazdırırsanız muhtemelen hoş bir yerde patlak verir. Bugün de veriyor zaten. Hepiniz izliyorsunuz haberlerde. Bir, okulun kurucusu çok önemlidir. Esas kaynak orası çünkü. Aşağıya bütün o vizyonu akıtacak olan, onlara öğretimsel liderlik yapacak, işletmeyi düzgün, işte nakit işlerini, finansını vesairesini yönetecek olan kişi en tepedekidir. En tepedekine göre herkes şekil alır. Bir, iki kadrodur. Ben sınıfta ders vermiyorum, öğretmen geliyor ders veriyor ama sizin tek tek öğretmen görme şansınız yok. Nereden çıkarım yapacaksınız? Okul müdürlerinden. Müdürüyle görüşmediğiniz bir yere kayıt yaptırmayın.
okul müdürüyle görüşmeye çalışın. İlk bilgileri verecekler. Bizim de arkadaşlarımız, veli ilişkilerindeki arkadaşlarımız çok iyi anlatıyorlar. Ama muhakkak müdüre bakın. Kadroyu çünkü müdür dizayn ediyor. Kendisi iyiyse, liyakatliyse iyi kadro dizayn eder. Yoksa o öğretmen seçimlerinde başarısızlık olur. Sınıfta nitelikli öğretmen gelmez. İki bu. Üç, akademik başarıysa derdiniz, o akademik başarının olması için okuduğunu anlama becerisine odaklanan bir okul tercih edin. Bugün artık şükürler olsun ki yeni sınav sisteminde sorularımız Teams, PISA gibi uluslararası nitelikte çıkmaya başladı ve matematik sorusunu bile çocuğun cevaplaması için öncelikle okuduğunu anlaması gerekiyor. Okuduğunu, yani siz bugün gittiğinizde okula sınav başarılarını falan filan sorgulamak yerine hocam siz Türkçe eğitiminde ne yapıyorsunuz, benim çocuk okuma alışkanlığını nasıl kazandırıyorsunuz, nasıl kitap okutuyorsunuz, çocukların okumayı sevmesi için ne yapıyorsunuz diye sorun. Okumayan çocuk, düzenli okuma alışkanlığı olmayan çocuk matematikte de İngilizce'de de başarılı olamaz. O yüzden akademik başarıysa derdiniz, okuduğunu anlama işine odaklanın ve bilin ki bu sadece ve sadece okulun sorumluluğu da değildir. Evde sizin elinizde kitap yoksa, sizin evinizde kitaplık yoksa, evinizin masasında, efendime söyleyeyim, mutfağında, salonunda, sizin yatağınızın başında kitap yoksa bu çocuklar okumayacaklar. Armut dibine düşer. Anası babası okumayan çocuğa biz burada okuma becerisini kazandırırken İnanılmaz zorlanıyoruz ama annesi babası kitap okuyan çocuk tıkır 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 ilerliyor. O yüzden yemek gibi, içmek gibi günlük hayatınızın içerisine 10 dakikada olsa, günde 10 dakikada olsa çocuklarınızın gözünün önünde kitap okuma alışkanlığını yerleştirin. Geleceği kurtulur çocuğun, sizin de geleceğinizle alakalı ciddi değişimler yaşanmaya başlar. Okuyan insan kendi işini de daha iyi yapar. Eşiyle de daha iyi anlaşır, işle de daha başarılı olur, okumak zihni açar, çok ama çok önemlidir. O yüzden bu beceriye odaklanan okul tercih edin. Ayrıca da beyinde sol lob var, sağ lob var. Sol beyin, sağ beyin, mantık, sayı, yazma, listeleme, detaylar sol beyin, hayal gücü, resim, müzik, görüntü, duygu, his sağ beyinle ilgili. Ve bu iş iki kanatlıdır. Kuşun iki kanadı gibi düşünün. Bu okullar çoğunda eğitim sisteminde sol beyin ağırlıklı bir eğitim sistemi olduğu için çocukların sol beyni gelişir, sağ beyni daha az gelişir, çocukların sağ kanatları kırılır ve sonra derler ki uç bakalım evladım, çocuk uçamaz derler ki bu niye uçamıyor? Sağ beynin gelişmesi için sanata ihtiyaç vardır. Spor, sanat, hayal kurma, müzik, resim, renkler bunlarla beynin sağ tarafı gelişir. O yüzden de hem çocuğunuzun daha sağlıklı, ruhsal sağlığının daha iyi olması için, hem zihinsel sağlığının daha iyi olması için, akademik başarısının daha yüksek olması için çocuğunuzun sağ kanadını da geliştirmeye özellikle önemlidir. Gelelim bütçe mevzusuna. Bugün İstanbul'da nitelikli bir semtte, nitelikli bir binada, nitelikli bir kadroyla eğitim yapan bir okul. Eğer şu anki bursluluk sınavları gibi sınavlardaki üst düzey bursları çıkartarak söylüyorum, sizden 20 bin liranın aşağısında bir para istiyorsa, yıllık 20 bin liraların aşağısında ücretler, rakamlar talep ediyorsa, bugün nasıl ki etin kilosu 50 lirayken bir kasap gelip şurayı 30 liraya et satarsa, o çocuğunuza o eti yedirmezsiniz, şüphelenirsiniz, kaygılanırsınız bu işte bir iş mi var diye, bu okullardan da öyle kaygı duyunuz. Hayır amaçlı bir vakıf değilse, adam idealleri vardır, vakıftır, bedava da çocuk okutur, biz de okutuyoruz, burslular veriyoruz vesaire. Ama standart geldiniz, size geliyorlar diyorlar ki 15'e alıyoruz. Azıcık pazarlık yapıyorsunuz 13'e veriyorlar. Birisine 17'e veriyorlar. Böyle herkes farklı farklı. Kendi dürüst olmayan tacirden dürüst çocuk yetiştirmesini beklemeyin. Bir. İkincisi, birileri de geliyor 35'lerin üstünde rakam talep ediyor size. Diyor ki 40 lira, 50 lira, 60 lira, 70 lira. Orada da bilin ki 35'lerin üstünde rakam ne kadar çıkıyorsa orada da siz aslında orada faydaya değil markaya ödüyorsunuz onu. Marka bedeli. Yani 70 bin lira eğitim ücreti alan bir okul benden daha fazla bir şey yaptığı için vermiyorsunuz onu. Orada da markaya ödüyorsunuz. Bu da bir tercih meselesidir.
kötü değildir ama tercih meselesidir. 50 liralık gömleğe 500 lira geri geliyor, insan veriyor. Diyor ki bu marka giyiniyor vesaire. Bu bir tercihtir. O ama bilin yani 20 lirayla 35 lira arası eğitim kalitesiyle ilgili bir şeyler olsun, İstanbul şartlarında iyi okullar, iyi nitelikli eğitimler. Ha, adamın böyle bir iddiası yoktur. Ben der ki devlet okulunun tuvalet kağıtlısıyım, eyvallah, temizliğim, güvenlisiyim. Eyvallah, alabilir belki. Ama iyi hoca, iyi maaş ister, iyi sosyal hak ister, iyi eğitim, iyi eğitim ortamında verilir. Laboratuvar gerekir, malzeme gerekir. O yüzden de o iş o paraya çıkmaz. Bir iktisatçı ve işletme doktorası yapan bir kişi olarak söylüyorum. Son olarak, bütün anlatılanları dinledikten sonra okula kayıt yaptırmadan önce okulun giriş çıkış saatlerine gidin, 3 tane veli çevirin. Deyin ki bu adamların anlattıkları da dedikleri tutuyor mu? Eylem ve söylem bir mi? Eylemiyle söylemi birse ona güvenip emanet edebilirsiniz. Ama herkes dünyanın en iyi eğitimini verdiğini iddia edip de içerideki daha velisine memnuniyet sağlamıyorsa, şikayet sitelerine girdiğinizde 50 bin tane şikayet varsa oradan da yine şüphelenebilirsiniz. Ki her okulda %5 ila 10 arasında memnuniyetsiz, beklentisinin ayarı olmayan insan vardır. Onlara denk gelmenizi göze alarak söylüyorum. O riski alıyorum ben. Yaptığım işe güveniyorum çünkü. İçerideki memnuniyetime, benime güveniyorum, kadroma güveniyorum. Bütün bunları yaparak son kararlarınızı verin. İnşallah bu kararda çocuğunuzun geleceği için çok hayırlı olur. Ben Bahçeşehir'deki sınavdaki velilere de hitap edebilmek adına hızlıca buradan ayrılacağım. Daha sonra sınav sonrasında sonuçlar açıklandıktan sonra vesaire randevular alarak bizlerle görüşme sağlayabilirsiniz. Bir de içerideki birilerimiz daha sınav sürdüğü için daha güzel vakit geçirsinler diye. Dışarıda çay kahvemiz de var. Burada çok güzel videolar da paylaşılacak okulun eğitim sistemiyle alakalı. Sizlerin zihninde daha netleşsin diye okulumuzun eğitim sistemi. Arzu edenler kalabilir, arzu edenler de çay kahve için çıkabilir. Değer verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza ve sizlere yaşam boyu mutluluklar ve başarılar diliyorum. Kolay gelsin.